Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle C#'da eczane deposunun stok sistemini görüntüleyen, verilerini işleyen bir proje tasarlayacağız. Bugün SQL Server'la beraber çalışacağız. SQL'i C# bağlayacağız. Verilerimizi SQL'e gireceğiz. Öncelikle ben server'ımı açtım. Gördüğünüz gibi şurada database kısmı var. Buraya sağ tıklıyoruz. New Database diyoruz. Ve buraya isim giriyoruz. İsmimiz ne olsun? Ben eczane ismimi eczane ilaç stok. Eczane ilaç stok yapıyorum. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi şurada verimiz çıktı. Şimdi buradan şuradaki artıya işaretine tıklıyoruz ve tables'ımıza sağ tıklıyoruz. New diyoruz, table diyoruz. Evet. Şimdi böyle bir alan geldi. Buraya neler yazacağız? Projemizde olmasını istediğimiz başlıklar bulunacak. İlacımızın adı, şirketi, ilaç türü ve ilaç kutu adetini yazacağım ben. Ama öncelikle bir ID girmek istiyorum. Çünkü işlemlerimizi bu ID'ye göre yapacağız. ID diyorum. Buraya da envar char 50 yapıyorum. Envar char 50 de şöyle bir şey arkadaşlar. Karakter uzunluğu diyelim ki ilacımın adı vermidon. Vermidon 8 harften oluşuyor. Maksimum 50'ye kadar gidebilir demek burada şu anda. İkinci olarak ilaç adımı yazıyorum. Yine envar char 50'yi kullanacağım. İlaç şirketi. Envar 50. İlaç türü. Envar ve ilaç kutu adeti. Yine Envar 50 yapıyoruz. Evet, bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedelim. Buraya ismimiz ne olsun? İlaç yazıyorum. Okey diyorum. Şimdi şuradan Tables'ına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Edit Tab diyorum. Başlıklarımız buraya geldi. Bir tane örnek yazmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya bir yazacağız. İlacımızın adı ne olsun? Vermidon olsun. İlaç şirketimiz ne olsun? Eczacıbaşı. Ya da şimdi farklı bir şey yazayım. Düzen olsun. İlaç türü ağrı kesici, ilaç kutu adeti 76 atıyor. Tamamdır. Şimdi buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tasarım sayfamıza geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Öncelikle ben şuradan formumun tekstini şu şekilde Hilal eczanesi yapıyorum. Enter'ladık. Ve bir tane list view alıyorum arkadaşlar. Şurada. Evet. Bunu da biraz büyütelim. Şu şekilde. Böyle. Bunu da biraz aşağı indirelim. Çünkü butonları ekleyeceğiz. Tamamdır. Şurada görmüş olduğunuz işarete tıklıyorum. Sütunları düzenle diyorum. Buradan ne ekleyeceğim? Bir tane ID'm var, bir tane ilaç ismi var, bir tane ilaç şirketi var, ilaç türü var, ilaç kutu adeti var. Yani toplamda 5 tane başlık ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunların sırayla isimlerini, tekstlerini şuraya yazalım. Birincisi ne olsun? Buna sıra yazdım. İkincimiz neydi? İlaç adı. Üçüncümüz İlacın şirketi. İlaç şirketi. Dördüncümüz ilaç türü ve beşincimiz son olarak da ilaç kutu adeti olarak yazıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi bunların yazdığımız başlıkların burada görünmesi için arkadaşlar şuradan view'e geliyoruz.
Buradan tıklıyoruz ve details yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şunları da birazcık şöyle uzatayım. Bu şekilde. Buradan istediğiniz başlıkları yazabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Farklı bir uygulama yapabilirsiniz. Ben şimdi size temel olarak bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları yazdıktan sonra şuraya bir tane görüntüle butonu yapalım. Tıkladığımızda, görüntüle tıkladığımızda burada elimizde bulunan listeler çıksın. O yüzden bir tane ben şuradan buton alıyorum. Şöyle gelelim. Birazcık şekil verelim. Butonumuzun ismi görüntüle olsun. Bununla biraz fondunu değişiklik yapalım. Kalın olsun. Fon olsun. Tamam diyelim. Bir de arka plan resmini değiştirip biraz belirginleştirelim. Buradan daha canlı bir renk seçelim. Ne olsun? Kırmızı olsun. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi iki kere tıklayalım üstüne. Öncelikle arkadaşlar bir SQL'imizi buraya bir tanımlayalım. Ne yazıyoruz buraya? Using sistem nokta data nokta SQL client. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi arkadaşlar bağlantımızı oluşturacağız. Bağlantımızı şuraya. Şimdi oluşturma kelimesi anahtar kelime olarak biz new kullanacağız arkadaşlar. Bağlantı da dediğimiz için ne kullanıyoruz? SQL Connection. Connection bağlantı demek. SQL Connection bağlan eşittir. SQL Connection yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar tabii şuraya bir new ekleyelim de. Çalışıyor. New dedik. New SQL Connection'ımızı yapıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Çift tırnağımızı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya ne yazacağız? SQL'imizin isminin de olduğu işte data veri data kaynağımızı buraya tanımlayacağız. İlk önce ne yazıyoruz? Data source yani data veri kaynağı eşittir. Kopyalı yapıştır yapmıyorum arkadaşlar. Ne yapacağımı, ne yazdığımı görmeniz için uzun uzun yazacağım bunu. Şimdi bunu yazdık. Buraya ismini yazacağım. Benim ismim ne? Şurada bulunan kısım. Değiştirmedim. Şurayı yazıyoruz. Sizler de bulunan yeri yazabilirsiniz. Laptop. Laptop. Rem. DA 80 MKPM çift slash SQL tamamdır. 2.100 işte. Initial Initial Katalog Evet, katalogumuz. İsmimiz neydi bizim arkadaşlar? Burada database'imizde. Burayı yazıyoruz. Database'imize sağ tıklayıp bir isim yazmıştık. Eczane ilaç stok. Evet, onu buraya yazıyoruz. Eczane ilaç ilaç stok. Evet, doğru yazdık. Bunu yazdıktan sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Security eşittir. Bunu yapıyoruz. Birazcık kaydırayım. Tamamdır. Şuraya noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Ve altına iniş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada butonlara tıkladığımızda butonda yaz yani butonu tıkladığımızda veriler görüntülensin. Bunun için ne yapıyoruz? Private ediyoruz. Void verileri
Görün ve komut oluşturuyoruz. Her butonumuzun altında bunu yazacağız ki verilerimiz görüntülensin. Bunu da yazdıktan sonra aşağı iniyoruz ve süslü parantezimizi İlk öncelikle arkadaşlar bağlantımızı açıyoruz. Bağlan nokta open. Evet, bağlantımızı açtık. Şimdi komutumuzu girelim. SQL command komut. Komutumuzu oluşturuyoruz. Yine bakın oluşturuyoruz. Anahtar kelimemiz new. Eşittir. New. SQL command. Tezimizi oluşturalım. Tırnakla işaretimizi koyalım. Select. Seç diyor. Yıldız. From. Dan'dan iki biliyorsunuz. Nereden? Tables'ımızın adından. Tables'ımızın adı neydi bizim? Ben ne yapmıştım? Şurada ilaç yapmıştım. Buraya da ilaç yazıyoruz. Daha sonra şöyle geliyoruz. Virgül. Bağlanla ilişkilendiriyoruz. Dinliyoruz. Ve şimdi ne yapacağız? Verilerimizi okutacağız. SQL Data Reader oku eşittir komut nokta exe reader. Evet. Daha sonra şuraya işaretimize girelim. While parantez aç oku nokta. Yani okurken şunları yap diyecek bize arkadaşlar. Ve yapılması gerekenleri göreceğiz. Aşağı iniyoruz. Yine bir süslü parantez açıyoruz. Ne okuyacaksın bize diyoruz. List view. List view item. Ekle. Eşittir. New. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz yine new kullandık oluştururken. List via item. Nokta virgülümüzü koyduk. Aşağı iniyoruz. Ekle nokta text. Eşittir. Oku. Ne oku? ID'mizi. Oku ve string. Evet arkadaşlar şimdi bunun aşağı inelim. Çünkü üzerine ekleyeceğimiz için ekle nokta bu sefer sub items yapıyoruz. Evet. Parantezimizi açıyoruz. Oku. Köşeli parantezimizi açıyoruz. Neydi? İkincimiz bizim. İlaç at nokta string parantezimizi yapalım. Şuraya noktalı virgülümüzü koyalım. Aşağı inelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ne için yapacağız? İlaç şirketi, ilaç türü ve ilaç kutu adeti. Şöyle şurayı. Bir. İki. Üç. İlaç adı. Şurası neydi? İlaç şirketi burası ilaç türü burası da ilaç kutu adeti tamamdır. Sonra bunları ekle diyelim arkadaşlar. List view bir nokta item nokta add parantezi içinde ekle yazıyoruz. Yazdıktan sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Sonra şuraya iniyoruz ve bağlantımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar.
Bunu sürekli yapacağız. Açıp kapatacağız yazmaya çalıştıkça. Programımızı yormayacağız. Daha sonra şuradan buton 1'e gelelim. Verileri görüntüle diyelim. Evet. Ve bir çalıştıralım. Umarım hatasız çalışır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görüntüle diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk başta server'a girdiğim verilerimiz burada şu anda çıktılar. Şimdi ne yapacağım? Ben sayfadan ilaçlarımı, buradaki bilgilerimi, ilaç adımı yazacağım. İlaç şirketini, türünü yazacağım ve bunları display'e ve kaydedeceğim. Bunun için bir kaydet butonu oluşturacağız. Tasarıma gelelim. Şunu kopyalayıp yapıştıralım. Buraya bir kaydet yazalım. Bu bizim kaydet butonumuz olacak. Kaydet dedik. Şimdi arkadaşlar buraya bilgilerimizi gireceğimiz bir adet label alacağım. Bir tane de text box alacağım. Evet, şöyle şuraya hizalayalım bunları. Bu şekilde. Bunu birazcık büyütelim. Evet. Bu da ne olsun bizim? Sıramız olsun. Sıra. Şunu biraz da fondunu büyütelim, belirginleştirelim. Şuradan. Tamam. Evet. Bu şekilde. Şimdi şunu bir kopyalayalım. Sırayla işte ilaç adı, ilaç şirketi şeklinde oluşturacağız arkadaşlar bunları. İlaç adımız. Şuna ilaç türünü şirketimiz yaparız. Bu ilaç türü olur. Bu da ilaç kutu adeti olur. Evet, sırayla başlıklarına şuna bir noktalı virgül de koyayım tekstini. Ha, iki nokta üst üste pardon. Burada bir ilaç adı yazalım. İlaç adı. İlaç şirketi. İlaç türü. Bu da ilaç kutu adetimiz elimizde bulunan. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Kaydet butonumuzun üstüne geliyoruz. Çift tıklıyoruz ve buradan yazılımımıza başlıyoruz. İlk öncelikle yapacağımız işlem bağlantımızı kapatmıştık yukarıda. Bağlantımızı açıyoruz. Bağlan nokta open diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi komutumuzu yazalım. Burada ne yaptıracağımızı yazalım. Oluşturalım. SQL command Umut. Eşittir ne? Eşittir new. SQL command diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Tırnaklarımızı koyuyoruz. Tırnak işaretlerimizi. Insert diyoruz. Insert into. Ne demek? Bu içine ekle demek. Neredeki, neleri ekle? Neydi bizim buradaki ismimiz? İlaçtı, Tables'daki. Onu yazıyoruz arkadaşlar. İlaç yazıyoruz. Neler vardı peki bu ilacımızın içinde? Teker teker şimdi onları yazalım. Şöyle bir parantez daha yapayım ben. İçine gelelim.
Bir ID'miz vardı arkadaşlar. Bir ilaç adımız vardı. İlaç ad, virgül, ilaç şirketi, virgül, ilaç türü, virgül, ilaç kutu adeti. Evet, bunlar vardı. Şimdi bir parantezin içinden çıkalım. Volayız diyelim. Parantezimizi açalım. Şimdi arkadaşlar, burası birazcık karışık olabilir. Kopyala yapıştır yapmayacağım. Şimdi tek tek yapacağım. Görmenizi de istiyorum. Öncelikle bir tek tırnak yapıyorum. Çift tırnak yapıyorum. Artımı koyuyorum. Text box 1 nokta text. Yani şimdi bunlar text box'larımıza sırasıyla yazacağım şeyler. ID'si, ilaç adı. Şimdi bunları teker teker text box 1, text box 2 diye tanımlayacağız arkadaşlar. Bir. Nokta text nokta toString parantezimizi kaç kapa şeklinde yapıyoruz. Bir artı koyuyoruz. Daha sonra nasıl açmıştık bunu? Tek çift tırnakla açmıştık. Kapatırken de çift tek tırnak virgülümüzü koyuyoruz. Ve şimdi ikincisini yazıyoruz. İkinci text box'ımızı yazıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde bir tek tırnak yapıyoruz. Çift tırnak yapıyoruz. Artıya tıklıyoruz. Text box 2 nokta text nokta toString yapıyoruz. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Şuraya bir tane artımızı koyuyoruz. Nasıl açmıştık? Tek çift, çift, tek şeklinde de kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci için de yazdık. Virgül koyuyoruz. Virgül koyduktan sonra ne yapıyoruz? Tek çift yapıyoruz. Tek çift artı text box 3 yapıyoruz. Nokta text nokta toString parantezlerimizi yine yapıyoruz. Artı işaretimizi koyuyoruz ve kapatıyoruz. Çift tek. Evet. Biraz kaydırayım mı? Virgülümüzü yapıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Tekrar yine aynı şekilde tek tırnak. Çift tırnak. Çift tırnak. Artı yapıyoruz. Text box 4'ümüzü yapıyoruz. Nokta text nokta toString parantezimizi açıp kapatıyoruz. Ah. Şöyle bir artı yapalım. Daha sonra da nasıl kapatıyorduk? Çift tırnak, tek tırnak. Virgül. Text box 5'imize geçtik. Umarım hata yapmıyoruz. Çünkü bu kısımdaki yapılan hata gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Bazen bir virgül koymanız için, bazen ne bileyim, bazen hata göstermiyor. Ve bulana kadar insanı çıldırtıyor yani. O yüzden buraya çok dikkatli, çok dikkat edin. Hata verdiğinde de, eğer hata verirse çalıştırdığınızı teker teker inceleyin derim arkadaşlar. Evet, sonuncusu için yapalım. Tek tırnak, çift tırnak, artı yapıyoruz. Text box 5'imizi yapıyoruz. Nokta text nokta toString parantezimizi aç kapa artımızı koyuyoruz ve kapatıyoruz. Çift tırnak, tek tırnak. Hemen bakıyoruz, hatamız hemen yok gibi. Tek tırnak parantezimizi kapatıyoruz, virgül yapıyoruz. Hop, bir dakika. Virgül yapıyoruz. Bağlan diyoruz. Nokta virgülümüzü koyuyoruz. Enter. Aşağı inelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi komutumuzu execute non-query ile vereceğiz. Bu da arkadaşlar işte dataset, update, insert, delete gibi terimlerde yürütülecek veri tabanındaki verilerimizi değiştiriyor. Burada da komut yazıyoruz. Nokta yazıyoruz. Execute non-query yazıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Bağlantımızı kapatıyoruz. Bağlantı close. Ve
verileri, görüntülü komutlarımızı verdik. Şurada tekrar söyleyeyim. Burada hata olabilir arkadaşlar. Buraya özellikle incelemenizi istiyorum. Teker teker bakmanızı istiyorum. Eğer yazdığınızda da hata verirse bu tekrar üstünden bir geçin derim. Muhtemelen burada hata vermişsiniz demektir. Başlata tıklayalım. Evet, şimdi bir tane ben kaydedeyim buraya. 2 olsun. İlaç adımız ne olsun? Parol olsun. İlaç şirketimiz Eczacı Başı olsun. İlaç türümüz soğuk algınlığı. Ya tabii bunlar daha farklı terimlerle tabir ediliyordur. Şimdi soğuk algınlığı basit oluyordur ama bunlar Latince isimleri vardı. Ben şimdi basit bir şekilde nasıl yapıldığını gösteriyorum sizlere. Soğuk algınlığı. İlaç kutu adetimizde 120 tane olsun. Kaydet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da buraya bu şekilde kaydettik. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaydettikten sonra text box'ımızdaki yazılar silinmiyor. Biz kaydettikten sonra bunlar da temizle diyelim. Bunun için de bir clear komutu verelim şuradan arkadaşlar. Text box bir nokta clear. Evet. Bunu kopyalayayım. Sizin için aynısını yazalım. Bir, iki, üç, dört. Hop hop hop. Yanlış mı? Kopyalamışım. Xbox 1 mi? Xbox 2, 3, 4, 5 için. Tamam. Şu 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bir tane daha kaydedelim hazır gelmişken. 3 İlaç adımız Agomantin. Nasıl doğru yazıldığını bilmiyorum. Şu an yazdım ama belki yanlış yazmışımdır. İlaç şirketimiz ne olsun? Eczacıbaşı. İlaç türümüz antibiyotik. İlaç kutu adedimizde 34 tane. Kaydet. Evet. Hem kaydettik hem de gördüğünüz gibi text box'larımızı temizlemiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir buton yapacağız. Tıkladığımızda istemedi mesela diyelim artık biz parol kullanmıyoruz, satmıyoruz. Üzerine tıkladığımızda bunu sil butonuyla sileceğiz arkadaşlar. Tasarım sayfamıza gelelim. Bir tane sil butonu alalım. Buraya. Buna da sil diyelim. Evet, enter. Şimdi bir çift tıklayalım. Şimdi arkadaşlar butonumuzun dışına bir ID'mizi tanımlayalım. Burada işlemleri ID üzerinden yapacağız. ID'mizin üzerine tıkladığımızda bütün veriler text box'a gelecek ve bunu sileceğiz. O yüzden şimdi şuraya bir gelelim ve integer değerinde bir ID'yi tanımlayalım. Int id eşittir 0. Evet. Şimdi bunu tanımladıktan sonra gelelim buraya ve bağlantımızı bir açalım. Bağlam.open diyoruz. Bağlantımızı açıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşağıya iniyoruz ve delete komutumuzu vereceğiz, oluşturacağız. SQL comment komut eşittir new comment açıyoruz. Tırnak işaretimizi yapıyoruz. Delete yazıyoruz. Sil diyor. Nereden? Bizim tables adımız neydi? Tables içimizdeki verilerimizden oluşan ilaçtı. Ver. Haydi.
Evet, ID'nin işaretleyeceğimiz ID'nin bulunduğu yerdeki ilaç ve textbox'taki verileri sil diyeceğiz arkadaşlar. Ve bunu ID'ye göre yaptığımız için ID eşittir diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Kapatalım. İçine girelim. Çift tırnağımızı yapalım. Artı ID artı yapalım. Şuradan bağlamına ilişkilendirelim diyeceğim ama burada görmüş olduğunuz gibi çift tırnağımız eksik olduğu için hata verdi. Buradan da bağlan diyoruz. İki nokta üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağıya giriyoruz. Neydi? Execute non query'di. Bunu neydi yapıyorduk? Update'ti, insert'te, delete'ti. Yine aynı şekilde delete kullandığımız için komutumuzu execute non query ile ilişkilendiriyoruz. Evet, aşağı geçiyoruz. Bağlan nokta close ile kapatıyoruz. Verileri görüntüledi. Şimdi arkadaşlar biz ID'mizin üzerine çift tıkladığımızda bu işlemi yapacak. Şimdi bunu çift tıkladığında yapmamız için de ne yapacağız? Bir tasarım sayfamıza gelelim. Tasarım sayfamızın listeliğine tıklayalım ve burada olaylar kısmı var. Buraya tıklayalım. Mouse double click olacak. Evet, bunun üzerine iki tane tıklıyoruz. Şimdi iki tane tıkladığımızda yapılması gerekeni yazacağımız için ve bunu da ID'ye göre yapacağımız için başlıyoruz arkadaşlar. ID eşittir. Integer değerini atamıştık buna. Parse yapıyoruz. Şimdi parse yeni bir değişken aldı. Parse'de arkadaşlar string türündeki bir veriyi belirtilen bir veri türüne dönüştürmek için, yani dönüştürmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu string'i string, integer'de integer türünde bir veriye dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu parse yazdık. Açıyoruz parantezimizi. List v1 nokta items, yani seçilmiş üyeyim. Sıfır. Ne diyeceğim? Sıfırıncı ID'mizdi. Nokta. Items. Bir şey parantezimizi açıyoruz. Diyoruz. Nokta. Evet arkadaşlar. Yani bu list1'deki seçilmiş sıfırıncı değerdeki seçilmiş olan ID'miz yine sıfır, yani seçilmiş olan yine sıfır, yani seçtiğimiz kısım. Sıfırıncı ID, birinci kısımda bulunan ilaç adı hepsi aynı olacak şekilde demek istiyor burada. Evet, aşağı iniyoruz arkadaşlar. Textbox 1. Textbox 1'imizde ya da neydi bizim yine? ID'mizde. Nokta text eşittir. List ve 1 nokta selected items. Köşeli parantezimizi yapıyoruz. Sıfırımızı yazıyoruz. Nokta sub items yazıyoruz. Köşeli parantezimizi yazıyoruz. Sıfır yapıyoruz. Nokta text noktalı virgül. Evet. Birazcık şurada text'imiz küçük kalmış. Onu düzeltelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları sırasıyla şurada bulunan yerleri 0, 1, 2, 3, 4 diye textbox 2, textbox 3, textbox 4 diye yazacağız. Şimdi ben şurayı bir kopyalayayım. Ctrl-C. 1, 2, 3, evet, şimdi seni yazdık. Sen sıfırsın. Burası 1 olacak. Şurası 2, şurası 3, şurası 4
olacak. Xbox'larımıza gelelim. Xbox 1, Xbox 2, 3, 4 ve sonuncu Xbox'ımız 5. Evet arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra şimdi arkadaşlar bir de ne yapacağız? İlk önce bir çalıştırayım ben. Görüntüleyeyim. Ben de üstüne iki kere tıklayayım. Gördüğünüz gibi buraya test basları yazdırdık. Şimdi bunu sil diyeceğim. Sildik. Ama şimdi şöyle bir şey var. Üçüncüyü sildik. Sildiklerimizi bulunan verilerin sonuna 1-2 şeklinde ekledim. Bunun olmasını engellemek için ne yapacağız? Şunu bir kapatalım. Şuraya gelelim. Şu bağlam nokta open'ın üstüne biz diyeceğiz ki sil vermiş olduğumuz öyle ama tekrar ilk başta olan 1, 2, 3'ü yazma diyeceğiz. List where 1 nokta items nokta clear parantez içinde olalım. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Dediğimi anlayacaksınız şimdi. Görüntüle diyoruz. 1 var, 2 var. Neyse benim. İkinciyi mesela iki kere tıkladım. Buraya yazdırdım. Sildim. Gördüğünüz gibi sadece tek olarak bu kaldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki elimizde 76 tane vardı. Toplu bir satışa geldi. Bunun 50 tanesini verdik ve depoda 26 tane var. Bunu güncellememiz gerekiyor. Şimdi bir güncelle butonu oluşturacağız. Şuraya gelelim. Bunu yine bir kopyala yapıştırla. Şuraya bir tane buton ekleyelim. Ne diyelim buna da? Güncelle diyelim. İkisine inelim aşağıya. Pardon. Olaylarda kalmış. Şurayı da güncelle yazıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ona çift tıklayalım. Ve bağlantımızı açmayla başlayalım. Bağlan.open yazdık. İnelim aşağıya. Şimdi ne oluşturuyoruz? Komutumuzu oluşturuyoruz. Güncelleme ile ilgili. SQL comment komut eşittir new anahtar kelimemiz. SQL comment diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Bakın yine gördüğünüz gibi bu sefer ne kullanacağız? Delete kullandık işte. Insert into kullandık. Şimdi ne kullanıyoruz? Update güncellemek. Update diyoruz. Neyi güncelleyeceğiz? Tables'ımızın ismi neydi bizim? SQL Server'daki ilaçtı. İlaç yazdık. Set ID diyorum. Eşittir. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde tek tırnak, çift tırnak olayına gireceğiz. Bu biraz uzun bir işlem. Ve ben yine kopyalı yapıştır yapmayacağım. Tek tek yapacağım. Bu şekilde hatamı da geriye döndüğümde görebiliyorum ya da tahmin edebiliyorum. Ve sizlerin görmesi için de bu şekilde yapacağım. Tek tırnak. Tek tırnak, çift tırnak, artı diyorum. Tekrar başlıyoruz. Textbox 1 nokta text nokta string parantezi aç kapa artı koy artı artı artı. Evet burada nasıl kapatıyoruz? Tek çift açtık. Çift tekle kapatıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? İkincimiz neydi bizim? Birincimiz ID'di. İkincimiz ilaç at. Eşittir yapıyoruz. Yine aynı şekilde tek tırnak çift tırnakla başlıyoruz. Tek tırnak çift tırnak artı işaretimizi koyuyoruz. Textbox 2'ye geçtik. Textbox 2 nokta text nokta string parantezimizi aç kapa artı işaretini koyuyoruz. Çift tırnak tek tırnakla kapatıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Üçüncümüz neydi? İlaç attan sonraki ilaç şirketi.
Yazalım ilaç şirketi. Eşittir diyoruz. Böyle pinle yaptığımızı görelim. Dik tırnak, çift tırnak yapıyoruz. Artımızı koyuyoruz. Xbox nerede kaldı? Ha, 3. 3. Nokta text nokta to string parantezimizi aç kapa yan tarafa gel artımızı koy çift tırnak tek tırnak virgül. Daha sonra ilaç şirketinden sonra ilaç türümüz var. İlaç türü eşittir eşittir tek tırnak çift tırnak artı Xbox 4 nokta text nokta to string parantezimizi açıp kapatıyoruz. Artımızı koyuyoruz. Çift tek virgül. İlaç türümüzden sonra ilaç kutu adetimiz son olarak bunu yapacağız. Tek tırnak, çift tırnak artı Xbox 5 nokta text nokta to string parantezimizi açıp kapatıyoruz. Artımızı koyuyoruz. Çift tırnak, tek tırnakla kapatıyoruz. Sanırım bundan sonra tamamdır. Daha sonra ne yazıyoruz? Bunu nereden alacaksın? Ver ID. İşlemlerimiz ID'ye göre yapıyorduk. Unutmayın arkadaşlar. Integer bir değer atamıştık. Ver ID. Şimdi bir saniye. Böyle gelelim. Artı ID art. Tamamdır. Şuradan da bir virgülümüzü koyup bağlan diyelim. Ve bitirelim. Enter deyip aşağıya geçebiliriz. Ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi yine komutumuzu veriyoruz. Komutumuz nelerde yok? Delete'de veriyorduk. Update'de veriyorduk. Dataset'te veriyorduk. Şimdi de hangisindeyiz? Update'deyiz. Yine aynı şekilde execute veri tanımlıyoruz. Evet. Bağlantımızı kapatıyoruz. Ne diyoruz? Verileri görüntü. Evet arkadaşlar, verileri görüntüle dedik. Şimdi bir başlat diyelim arkadaşlar. Umarım hatasız çalıştırırız. Görüntüle diyelim. Elimizde şimdi 3 tane verimiz var. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Şu parola adresine çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi buraya textbox'ta yazdırdık. Mouse double click yaptırmıştık hatırlıyorsanız. İşte bunu yapıyoruz. Oradaki yazdığımız kodlarla. Elimizde 56 tane var. 30 tane bir satış yaptık ve depoda 26 tane kaldı. Bunu şimdi güncelliyoruz. Güncelle dedik. Gördüğünüz gibi şurada 26 tane kaldı. Şuraya geliyoruz. Diyoruz ki biz bir nolu koddaki ilacımızı artık vermidon yapmayacağız. Bunu dolar eksi yapacağız. Ağır kesici olarak. Şirketimizin ismi de atıyorum. Ne olsun? Düzenli olsun. Elimizde de bundan 90 tane var diyelim. Birinci sıradaki artık gördüğünüz gibi bu şekilde kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazılım bu şekilde oldu. Siz bunu artık istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bunun sistemini öğrettim. Buraları çoğaltabilirsiniz. Farklı bir proje yapabilirsiniz. Buradaki amaç görüntüle kaydet, sil ve güncelleyi göstermekti. Nasıl yapılacağını ve SQL'de nasıl bağlaştırılacağıydı. Şimdi SQL'imize de bakalım şuradan arkadaşlar. Şekilde görmüş olduğunuz gibi orada yazdığımız veriler de burada kaydoldu. Burada yazdıklarımız da burada orada kaydolacak. Şimdi şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunun arkasına da bir tane background image koyayım ben. İndirmiştim zaten şeyini. İlaç resmini masa üstüne. Şuradan
Evet arkadaşlar, şuradan yerel kaynaklayacağım. İçer aktar, siz de muhtemelen import yazar. Import'a tıklayın. Şurada masa üstünde şunu alıyorum arkadaşlar. Böyle, bu şekilde tamam, tamam diyorum. Şurada da arkadaşlar şunu da şöyle streç yaparsanız eğer tam böyle hizalar burayı. Hilal hizalısı bu şekilde oluşturulur. Umarım beğenmişsinizdir. Verimli bir çalışma olmuştur. Bir dahaki üçüncü projemizde bir oyun yapmayı, basit bir oyun uygulaması yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bitiriyorum artık videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın diyorum.